Türkiye Silahlı Birleşmelerinin İraq'ın şimalında həyata keçirdiği hərbi əməliyyat zamanı çox sayda terrorçu zərərsizləşdirib. Bu barədə Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan açıklama verib. Bu arada Türkiye Silahlı Birleşmelerinin İraq'ın şimalında həyata keçirdiği hərbi əməliyyatın adı da məlum olub. Belə ki, Pəncə Şimşek və Pəncə İldırım adı verilib bu hərbi əməliyyata. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu əməliyyatın idarə olunduğu mərkəzə bağlanıb və həmin mərkəzdə etdiyi açıqlama da diqqət çəkən olub. Türkiye Prezidenti bildirib ki, nə Türkiyənin, nə İraqın, nə də Suriyanın gələcəyində bölücü terror təşkilatına yer yoxdur. Bundan başqa Türkiye Prezidenti onu da qeyd edib ki, bölgəyə qan, gözyaşı və fəlakət gətirən qatil sürülərinin kökü kəsilənə qədər mübarizə davam eləyəcək. Qeyd edeyim ki, bir neçə saat bundan öncə Türkiyənin silahlı qüvvələrinin İraqın şimalında hərbi əməliyyata başlaması barədə məlumatlar yayındı. Çox geniş miqyaslı bir hərbi əməliyyatlardır. F-16'lar, PUA'ların və quru qoşunlarının iştirak etdiyi hərbi əməliyyatlardır ki, bu məhz İraqın şimalında, yəni İraqla Türkiyə sərhəddində olan ərazilərdəki deməli sahələrdəki terror təşkilatının üzvlərinə qarşı həyata keçirilir. Türkiyəni bu hərbi əməliyyata keçirməyə vacib edən hansı səbəblər oldu? Bunu bizə yaxın şərq üzrə ekspert Ali Semin açıqlayacaq. Eşidək, daha sonra digər xəbərə keçəcəm. Türkiyə aslında ilk defa başlamadı. Türkiyənin terörle mücadele konusunda Irak'ın kuzeyinde zaten operasyonlar devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz senenin, yani 2020'nin Haziran ayından beri Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 gibi daha sonra Pençe Kartal, sonra Kaplan şeklinde böyle silsileli olarak zaten Türkiye'nin terörle mücadele konusunda hava operasyonları düzenliyordu. Ancak biraz boyut değişti. Şimdi boyutu şu şekilde değişti. Biliyorsunuz 10 Şubat'ta Pençe Kaplan 2 harekatı adı altında Türkiye Gara Dağı'na, yani Kuzey Irak'taki PKK terör örgütünün bulunduğu Gara Dağı'na bir hava operasyonu düzenledi. Ardından da komandolarla askerleri komandolara indirdi Gara Dağı'nda ve bu operasyon 4 gün sürmüştü. Şimdi dün geceki, yani operasyonda onun bir benzeri ve onun bir devamı olarak görüyorum. Çünkü burada gerçekten Türkiye'nin ciddi şekilde terörle mücadele konusunda ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Ancak şu var, şunu ifade etmekte fayda var. İddialara göre özellikle Kuzey Irak Kürt basınına yansıyan şeyler, haberlere göre Türkiye Bağdat'ı bu operasyonla ilgili, bugün yani bu geceki operasyonla ilgili bilgilendirmiş, daha sonra operasyona başlamış. Bu çok önemli, çünkü Gara operasyonu sırasında Türkiye'nin böyle bir bilgi paylaşmadığını, kendi başına yaptığını ifade etmişti Irak hükümeti. Şimdi terörle mücadele konusunda yeni bir sayfa ya da yeni bir adım atmak için Irak'la birlikte hareket ettiğini görüyoruz ve Irak'ı bilgilendirmesi çok önemli ve anlamlıdır. Dediğim gibi burada terörle mücadele konusunda aslında Türkiye'nin uzun bir süredir Kuzey Irak'ta hava operasyonları ve karadan da operasyon. Ama bu biraz karadan operasyon olarak bakmamak lazım. Çünkü bunun da süresi kısa olabilir. Yani çok uzun süreli operasyonlar değil bunlar. Sadece imha edip o bölgeyi temizleyip geri çekilmesi veya oraya yerleşmesi, operasyona son vermesi. Mesela az önce belirttiğim gibi Gara operasyonu sırasında 4 gün sürdü ve bu 4 gün çok kısa bir süredir. Çünkü yukarıdan, yani hava operasyonlarından sonra helikopterlerle komandolarını indirip Türk Silahlı Kuvvetleri orada operasyonu icra edebiliyor ve bu icra edildikten sonra tekrar kendi birimlerine, kendi yerlerine geri dönebiliyorlar. Onun için bu operasyonun da aynı Gara operasyonunun bir benzeri olduğunu görüyoruz ve bu operasyonun neticesinde de Türkiye yine
Gara Dağı'ndaki operasyon gibi önemli bir sonuç alacağını düşünüyorum. Biraz buradaki aslında şunu söylemek istiyorum. Bu operasyonun bir özelliği daha var. Dediğim gibi bir benzerlik var. Bir özelliği Bağdat hükümetiyle bilgilendirme açısından dediğim bir özellik. İkinci özelliği de şu. Şimdi Türkiye burada tek bölgede yapmıyor. Birkaç bölgede aynı anda karadan operasyonda düzenliyor. Yani bu biraz daha kapsamlıdır. Gara Dağı'ndaki operasyondan biraz daha kapsamlı görünüyor. Ancak dediğim gibi süre çok önemli değil aslında. Operasyonlarda neticeyi ne zaman alacağınız önemlidir. Kısa süreli olduğu için burada Türkiye yine başarılı bir şekilde neticelendirip askerlerini geri çekebilir diye düşünüyorum. Ve Türkiye Prezidenti merkeze bağlandıkta bu açıklamanı da edip bildirip ki hərbi əməliyyatlarda istifadə olunan bütün hərbi avadanlıqlar, hərbi texnika hamısı məhz yerli istehsaldır. Onu da vurğulayım ki, Metina bölgəsi hazırda İraqın şimalında Türkiye Silahlı Birləşmələrinin həyata keçirdiyi əməliyyat bölgəsi qaraya yaxındır. Qara o bölgədir ki, orada məhz bu ilin fevralında Türkiye vətəndaşları məhz PKK terror təşkilatı tərəfindən qətlə yetirilmiş özü də başına güllə açılaraq bu barədə də məlumatlar var idi və Türkiyə məhz bu hadisədən sonra da İraqın qara bölgəsinə hərbi əməliyyatlar keçirtmişdi və bu dəfəki hərbi əməliyyatlarda da dediyim kimi çox sayda terrorçu zərərsizləşdirilib. Artıq onlardan biri PKK və KCK-nın əsas adamı olan deməli kod adı Sinan Mirhan olan Dalokay Şanlı zərərsizləşdirilib. Bu şəxs terror təşkilatı üçün çox önəmli adlardan biri olub. Türkiyənin deməli milli təhlükəsizlik orqanları həmin şəxs haqqında uzun müddətdir araşdırma aparırmış və həmin şəxsi izləyirmiş. Edilən açıqlamaya görə kod adı Sinan Mirhan olan Dalokay Şanlı Türkiyənin böyük şəhərlərində terror törətməyə hazırlaşırmış və bundan başqa Türkiyədə olan strateji obyektlərə də terror planı hazırlayırmış. Məhz həmin şəxs Metina bölgəsinə gəldikdən sonra, yəni sivil vətəndaşlardan ayrıldıqdan sonra həmin bu əraziyə hərbi əməliyyat təşkil olunub və hərbi əməliyyatlar zamanı da məhz həmin bu önəmli şəxs, yəni terror təşkilatı üçün önəmli hesab edilən terrorçu Dalokay Şanlı zərərsizləşdirilib. Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi hələ ki keçirilən hərbi əməliyyat barədə açıqlama vermir. Çox böyük ehtimal ki, günün sonunda da artıq Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar'dan da bir açıqlama gələcək. Real TV-ni izləməkdə davam edin.